Kaz Dağları bölgesinde faaliyet gösteren özel bir maden şirketine 81 vatandaş ve 6 kurum dava açmıştı. Çanakkale Adliyesi'nde bugün davanın duruşması vardı. Duruşma öncesi bazı sivil toplum kuruluşları ve çevreciler adliye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada toprağımızı, suyumuzu kirletecek maden projesini istemiyoruz ifadeleri kullanıldı. Kaz Dağları'nı korumak isteyen dernek, çevre örgütleri ve 81 yurttaş Kaz Dağları bölgesinde faaliyet gösteren özel bir altın madeni şirketine dava açmışlardı. Açılan davaların duruşması bugün Çanakkale Adliyesi'nde görüldü. Dava öncesi sivil toplum kuruluşları ve çevreciler adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı toplanan grup adına Osmaniye Köyü'nden Ayşe Bor okudu. Dünya üzerinde biyolojik çeşitliliği ile sayılı ekosistemlerden biri olan Kaz Dağları'nın ne yazık ki %79'u madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Yörede yaşayan bizler bereketli yaşam alanlarımızı, her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği tarım topraklarımızı, kurdu, kuşu, sincabı ile Kaz Dağları'nı, yaşayan canlıların yaşam hakkını korumak için enerji ve maden şirketlerine karşı mücadele veriyoruz. Proje ile ilgili 3 ayrı dava açıldı. Bugün yıkım projesine karşı açılan 3 davanın da duruşması yapılacak. İklim krizinin etkilerini gördüğümüz, kuraklık çekmeye başladığımız ve gıda güvenliğimizin tehlikeye girdiği bu dönemde sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı bir şirketin kazancı için feda edilemez. Kaz Dağları'nın korunması gelecek kuşaklara, çocuklarımıza ve bu topraklarda yaşam hakkı olan tüm canlılara borcumuzdur. Şirketin ÇED raporunda bölgede yer alan metalik madencilik projelerinin sebep olacağı kümülatif etkilere değinilmemiştir. Halkın su kaynaklarına, içme sularına el konulacak. Ayrıca ÇED raporu içinde maden için su alması planlanan Hacıbekirler 1 ve 2 göletlerinin projelerine ve çevre etkilerine yer verilmemiştir. Oysa çevre etki değerlendirme bir bütündür ve tüm projeyi kapsamalıdır. Umuyoruz ki mahkeme yaşamdan yana karar verecek ve bilir kişilerin de belirttiği gibi Kaz Dağı ekosisteminde doğal ve kültürel varlıklar üzerinde geri dönüşsüz yıkım yaratacak bakır madeni projesini iptal edecektir. Basın açıklaması sonrası Hacıbekirler Köyü'nden Gülferit Güven düşüncelerini şu sözleriyle dile getirdi. Bilmeyeceğiz biz topraklarımızı. Yemek istemiyoruz topraklarımızı. Bize nasıl atalarımız bırakmış? Bir karış toprak için ne kadar canlar döküldü, ne kadar kanlar döküldü burada? Biz de topraklarımızı atalarımız nasıl bize bıraktı? Biz de torunlarımıza bırakmak istiyoruz. Bizim topraklarımızı ellemesinler. Biz topraklarımızı yok etmek istemiyoruz. Biz topraklar havamıza, suyumuza dokunmasınlar.